Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Atan. Bu Clash Royale videosu sizlerle birlikte savaş 2-2 çekilişli mücadelesi sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız. Clash Royale serisini izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza daha hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Clash Royale'da kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Şu sandığı açalım. Hadi hop, 10.377 altını buradan kaptık. Sevgili arkadaşlar, bu arada size sormak isterim küçük bir şey var. Şu an yine ses problemi falan var mı? Yorumlar kısmına yazın. Eğer hala ses problemi devam ediyorsa maalesef ve maalesef, burası değil, çok pardon. Ayarlar kısmından arkadaşlar müzik ve ses efektlerini falan duruma göre kapatacağım arkadaşlar. Hala ses problemi varsa yani. Şimdi yavaştan savaşlara geçelim. Hızlı maçlayacağım burada. Arkadaşlar ben olsaydı aslında o şekilde daha sağlıklı olurdu ama. Bakalım yani milletin oynayışına... Yani millet nasıl oynayacaksa ona göre şey yapacağız. Ben buradan top alıyorum. Biraz da defansif kartların da olmasını istiyorum. Hani dev goblin aldım, bari top da alayım. Buradan ben korumalar alayım. Biraz defansif oynayalım. Hem de ağır bir savunmamız olsun. İlk sayı daha mantıklı geliyor bana. Yani bizimki hem karşı atak hem de ağır bir savunma destesi olacak. Bu ilk 4 karttan çıkardığımız şey bu. Dediğim gibi arkadaşlar, varsa yorumlar kısmına yazın. Ben yine şu anda rahat bir şekilde oyunun sesini duyuyorum. Demek ki o ses yine büyük ihtimal bastırıyordur. Hatta savaştan sonra ben de biraz şey... Ona göre geri çekip ayarlarız. Ben şuradan iki tecrübe de göndereceğim. Bu ayar biraz kaldı. Biraz daha fazla buluşuyor. Bizi patlamıştı galiba. Resmiden bayağı az biliyordum. Bu şu an kasarsın bayağı az biliyordum. Bayağı vuruyor. O bir seviye İşte şu anda bayağı az. Neden oynadım da gayet iyi anlıyorum ama ben bir sert değilim. Biraz böyle bir şey koydum falan. Kusura bakma. Balon patlaması isabet etseydi madencinin masayla beraber yetebilirdi. Güzel, ilk savaşımızı kazandık bu arada. Daha tatlı. Bu arada oyunun sesi şöyle göstereyim. Bakın. Bakın olabilecek en kısık seste. Ayarlayayım hatta sizin için bir saat.
Gördünüz mü? Oyunun sesi olabilecek en kısık ses değil mi? Ona rağmen böyle. Eski telefonda o kadar fazla sorun olmuyordu çünkü kulaklık girişi falan vesaire yoktu. Nedenini bilmediğim şekilde hani ses problemi olmuyordu. Özellikle sıfırdan efsane ve serisine falan hiç problem olmuyordu. Ama nedenini anlamadığım şekilde nedense hani bu telefonda fazlasıyla ses problemi yaşıyorum ama. Sesi çok daha fazla kesinlikle bilmiyorum ama hani nedenini ses problemi varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Müziği falan kapatırım. Ya da sesi kapatırım. Ya da ikisini de kapatırım. Duruma göre. Yorumlar kısmından yönlendirsin. Bu arada sevgili arkadaşlar, eğer sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmına yazın. Müsait olursam eğer bir aksilik olmazsa yorumlar kısmına eğer şimdi cevap muhafızlarla falan gibi sabırlıyım ama ağır kaldı. Muhafızlarımız falan da var. Avukatlarımız falan da var da ama yine de ağır kaldı diyor ya. Yoksa muhafızlar kaldı diyor. Bu da gayet tatlı gözler var. Bu da gayet tatlı gözler var. Gerçekten çok fazla vuruyor bu arada. Hani şövalye normalde güçlü bir kalp, bir de hasarı biraz yüksek olduğu için hiçbir şekilde risk almıyorum hani. Kalp gerçekten kuvvetli. Zaten fazlasıyla kullanıyor, özellikle yüksek kupalarda falan şövalye çok tercih ediyor. Belli destelerde şövalye yani ana vatan gibi bir şey yani. Şövalye olmazsa olmuyor gerçekten. Yani şövalye mesela eskiden asla bakmazdım, içine dair bakmazdım. Şövalye ciddiye almazdım. Hatta eskiden şövalye o kadar kullanılmıyordu. Çok daha yapacak bir şey yok. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Yani video bir tık uzun olursa çok problem değil ama çok da fazla uzun olmasını istemem açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hadi. Hı. Ben buradan direkt kraliye paketini alacağım. Bayağı etkili çünkü. Hem 3 ekstra hem de yüksek bir alana sahip falan verebiliyor. İskeletleri almam daha mantıklı olacaktır. Büyülü ok çalıyor ya. Tamam balalı falan durdurabilir. Belki elektro büyücü ama hani bizim de büyülü okçumuz falan var, uzaktan vuruyor. Yani elektroyu illaki bir şekilde ekran edelim. Bu arada zehri karşıya vermesi pek tatlı olmadı ya. Zehir. Zehir özellikle 2-2 mücadelelerde bayağı uygun yani. Bayağı iyi bir kart. Beni ifade veren bir kart. Tamam, avcımız var. Yani ağır bir savunma kartı. Hani gereksiz. Ok falan da var. Güller atlıyor maşallah. Kaymaz mı? Biraz yaklaşmış. Ya bayağı vurdu adam. Bayağı
bayağı bunların. Daha ilk ataktan bu kadar fazlasılar gerçekten tatsız ya. O huzurluk yapa yapa vuruyorlar ya. Orada bayağı vuruyorlar. Hani avantajlı tarafta değiliz ama çok da kötü durumda değiliz. Umarım yetişmez o toparlanır. Arabasını da bayağı yedim. O yüzden tutması çok zor bir kartı. Hareket hızını düşündüğünden de çok arabası şu anda dengeli bir durumda. Ama iyi bir kart kesinlikle. Ben beğeniyorum. Ama kullanmayı becerim. Hani oynamayı bildiğim bir kart diye top arabası. Yoksa top arabası normalde özellikle defansı açıdan neyse yarasalar falan çıkıyor. Bayağı bir hasar vereceğim. Aldık diyor. Elif barbarlar var. Barbarlar bu sağlıklar. Nasıl oldu bu barbarlar? Fark etmedim ya. Fikret ejderliğe gerekir mi böyle ya? Ben... Maç gereksiz diyor bu arada. Normal bir sıra paylaşırmaya sıkıntı olursa. Şu an tam 19.984 altın var burada. Tam ya. 16 altın daha olsa 20.000 altına bir yükseltme gerçekleştirebilirdim. Neyse çok önemli değil. Ben burada oku kesinlikle alırım. Çünkü karşıda Lapis falan var. Belki minyonlar, minyon sürüsü falan da gelebilir. Cadıya karşı da bir tık iş yapar. Özellikle çok kalabalık olduğunda falan bayağı iş yapar. Ben tazı cadı kombosunu bayağı iş yapabileceğini düşünüyorum. Karşı taraf açısından söylüyorum. Lantus'un patladığı zaman çıkan köpekleri, cadının devamlı çıkartan iskeletleri falan aslında çok tatlı bir komba çıkartabilir. Ama önce kartları falan maxlamam gerekiyor. Malum benim hesap daha bir yıllık bile olmadığı için PES suyu da alsam bile hani oyunu belli bir
aktiflikte belli bir süre oynamadıktan sonra çok da olmuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Pardon. Şöyle alayım. Evet, ben büyüsünü atamadım ya. Goblin kulübesini ekart etmiş oldu en azından. Böyle gördüğünüz gibi yapalım. Ölemeyeceğim. Kulübesini kapan yedim. Gayet böyle şu. Sağ tarafı zaten güzel basarlı. Gayet güzel basarlı. Balonu ekart etmiş de. Balonu etkisiz hale getirmiş de. Cehennem ejderinin canı varmış, gözükmüyor halinde. Tamam, sıkıntı yok. Adam atmasa gerek, atmasa gerek bile yok bombacıyı. Ama olsun, risk atmaya da gerek yok. Bombacı var ya, bir an kuleye vuracak sandım, bayağı tatlı oldu. Bu arada bizim deprem büyüğümüz sayesinde Goblin kulübesini falan aktif çıkmış kullanamıyor aslında. Yani şu an herhangi bir binayı direkt olarak kandırlayabiliyoruz. Çok tatlı. Normalde deprem kullanmıyorum. Ama bu tarz binada deprem gerçekten ağır işlemiyor. Yani kulübeci sosyalci kulübesine karşı lazımdı. Ama olsun, gayet eğlenceli bir mücadeleydi. Hiç bu tarz bir video attım hatırlamıyorum. Belki bir kere falan atmışımdır ama bayağı bir zaman geçti arada. Ondan dolayı böyle bir video yapmak istedim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Ay sonu sandık açının videosu tabii ki de gelecek. Aşama 21'den 20'li taş sandığa 35'e kadarki tüm ödülleri falan alacağız ve daha öncesi ekran kaydı aldım. Sandıkları da sizler için çekiyor olacağım. Haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak, bir kanalımıza da hala abone değilsiniz eğer. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynat basitine başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.